daha yükseliyoruz enerji olarak, kimimizse daha alçalıyoruz özellikle bu pandemi sürecinde. Ve kendimizi ancak psikolojimiz sağlam ve güçlü ise mutlu ve huzurlu hissediyoruz. Ama psikolojimiz bozulduğu zaman hemen mutsuz, böyle huzursuz, bitkin, ertesi gün bile ne yapmak istediğimiz belli olmuyor. Bir planlama bile yapamıyoruz gerçekten de. Bunun psikolojik dayanıklılıkla bir ilgisi var mıdır? Nedir bu psikolojik dayanıklılık? Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Ancak iyi olduğumuz zaman psikolojik anlamda iyilik hali bu. Kendimizi mutlu ve güçlü hissediyoruz ama psikolojimiz iyi olmadığı zaman, ruh sağlığımız bozuk olduğu zaman çok bir şeyin önemi kalmıyor. Evet. Şimdi biliyorsunuzdur, normal beden sağlığı için bizler hasta olmamak için neler yapmamız gerekiyorsa, örneğin spor, örneğin diyet, neden? Hasta olmamak için, beden sağlığımızı korumak için birçok şey yapıyoruz. Aslında aynı şeyi de ruh sağlığımız için yapmalıyız. Çünkü ruh sağlığımız da hiçbir zaman bozulmayacak diye bir şey yok. Nasıl beden sağlığıma dikkat ediyorsa aynı şekilde ruh sağlığıma da dikkat ediyor olmam lazım. Ki bu çok bilinmez. Evet. Çünkü hasta olduğunuz zaman beden anlamında acılar çekersiniz, tedaviler geçirirsiniz, sıkıntılar yaşarsınız. Yani acılı bir süreçtir tedavi süreci ve %100 iyileşip iyileşmediği noktası biraz soru işareti. Evet. Çünkü artık hasta olmuşsunuzdur bir kere. Fakat ruh sağlığında da böyle. Eğer ben ruh sağlığıma yatırım yapmazsam, ruh sağlığımı korumak için bir şeyler yapmazsam bir süre sonra beni acılar, sıkıntılar bulabilir ve iz bırakabilir bende. Onun için mutlaka yapmam gereken şey ruh sağlığımı korumak için bir şeyler yapmak. Aslında psikolojik dayanıklılığımı artırmak için. Şimdi dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. Evet. Sınanıyoruz yani hepimiz. Kimimiz iyi anlamda değişim gösteriyor. Hatta güçleniyor, bir şeyler öğreniyor şu süreçte. Ama kimimiz de çok iyiye gitmiyor. Ve bir belirsizlik var ortada. Belirsizlik bizim fizyolojimizi insan olarak en çok kaygılandıran şey. Ne olacağı belli değil. Belli değil çünkü. Bir belirsizlik var. Dolayısıyla kaygılıyız. Çünkü ne zaman bu pandemi bitecek, ne zaman normale dönecek hiç bilmiyoruz. Evet. Dolayısıyla dediğim gibi kimisi avantajlı bir şekilde buradan çıkarken kimisi de çıkamıyor. Maalesef. Şimdi biliyorsunuz pandemi öncesinde de hastalıklar vardı, gribal enfeksiyonlar vardı ve televizyon sabah programlarına doktorlar çıkardı ve sorarlardı. Mesela insanlar hasta olmamak için ne yapmaları lazım? Nasıl kendilerini güçlendirmeleri lazım? Doktorlar şöyle demiyordu. Belediye mahalleleri temizlesin, bütün evleri ilaçlasın demiyorlardı. Ama diyorlardı ki kendinizi güçlendirin, vitamin alın, uykunuza dikkat edin, şöyle şöyle beslenin, spor yapın. Aslında dünya da böyle. Hep sıkıntılar olacak, hastalıklar olacak, problemler, dertler, kederler olacak ama ruh sağlığı anlamında kendimi güçlendirmezsem bunun bir anlamı yok. Yapmam gereken şey bu problemleri ortaya kaldırmak, ortadan kaldırmak değil. Zaten olacaklar bunlar. Birini ortadan kaldırım, öbürüsü olacak. Ama benim kendimi güçlü tutmam lazım. Bunu çok fazla biz halk olarak yapmıyoruz galiba. Hani birçok imtihan dünyasındayız. Sorunlarla karşılaşabiliyoruz ama hemen böyle yelkenleri suya indiriyoruz sanki. Dediniz ya, ruh sağlığımızı işte güçlü tutmamız gerekiyor. Düşünüyorum ben, hangimiz yapıyor acaba bunu diye. Evet. Çok aslında az sayıda çok, olduğunu çok düşünüyorum. Çok az insan değil mi? Yapıyor. Kesinlikle. Çünkü bilmiyoruz. Yani ruh sağlığımızın beden sağlığımız gibi olduğunu bilmiyoruz. Evet. Yatırım yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Şimdi bakıyorsunuz aynı olayı insanlar yaşıyor. Fakat aynı trajik olayda, aynı kötü olumsuz olayda bir kısım çok rahat atlatırken veya iz bırakmadan atlatabilirken, çabuk iyileşebilirken bir kısım depresyonda buluyor kendini. Yani ya da daha kötü oluyor ya da kalıcı izler bırakıyor. İşte bu psikolojik dayanıklılık kavramıdır. Hacı Yatmaz vardı, bilirsiniz, evet. Oyuncaklar. Şimdi ne yaparsanız yapın bir türlü devrilmezdi. Çünkü onu bir ağırlık toplardı merkezden yukarıya çekerdi. Aslında psikolojik dayanıklılık kavramı tam olarak bu. Dünyada sıkıntılar, dertler, kederler olacak ama yine aynı noktaya gelebilmek. Yani hızlı bir şekilde gelebilmek. Bunu o zaman kabul etmek gerekiyor. Yani aslında hani bir Müslüman olarak da o kadar doğru orantılı olduğunu düşünüyorum ki. Biz elhamdülillah Müslümanız.
İmtihan dünyasındayız. Elbette ki başımıza bazı sıkıntılar gelecek. Bu şekilde sınanıyoruz zaten. O yüzden varoluş amacımız bu zaten deyip bu sıkıntılarla baş ederken hani psikolojik olarak dayanıklılıktan bahsediyoruz ya, güçten bahsediyoruz ya. Bugün bunu yaşadım. Ama yarın yeniden güneş doğacak. Rabbim bakalım bize neler nasip edecek deyip biraz herhalde kendimizi motive etmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Sizin sözlerinizden onu çıkartabiliyorum. Yani sürekli böyle mutsuz olmayacağız. Üst üste binmeyecek. Bir sıkıntı yaşadıysak işte bir camı pencereyi açıp bir güneşe bakmak, onun doğuşunu görüyor olabilmemiz veya işte sağlıklıysak elimiz ayağımız tutuyorsa Allah'ım ya şükürler olsun hala yaşıyorum varım diyebilmek de önemli galiba. Bunlar da motivasyon sayılır mı hocam? Kesinlikle. Şimdi araştırma yapıyorlar Demet Hanım. Mutlu insanlarla mutsuz insanların yaşadıkları şeylerin aynı olduğu görülüyor. Bakın farklı ülkelerde değil, farklı daha mutlular daha zengin değil, mutsuzlar daha kötü olaylar yaşamıyor. Aynı, her şey aynı. Dolayısıyla burada devreye giren şey benim ona yüklediğim anlam, bakış açım. Şimdi sizin bahsettiğiniz şey var ya, aslında İnşirah suresinde de geçiyor. Muhakkak evet. Her zorluğun arkasından bir kolaylık verir Allah. Bunu bilmek lazım ama bilmekten kastım şu. Şimdi bilgi üçe ayrılır. İlmel yakın. Aynel yakın, bir de hakkel yakın. Evet. Bilirsiniz. İlmel yakın bunu bilmek. Okumuştur, görmüştür, bilir yani. Aynel yakın buna inanmak yani. Ama hakkel yakın tüm hücrelerinle buna inanmak, kalben. İşte bizim bunu kalben idrak etmemiz gerekiyor. Biliyoruz. Bunu sorsanız dünyada dertler, kederler var ama iyi şeyler de olur, toparlanabiliriz. Evet. Herkes bilir ama kalben sindiren insan çok az. Hücrelerimize kadar hissedemeyiz ama aynen işte öyle. Bazen. Doğru evet. Söylüyorsunuz gerçekten de. Peki hocam şimdi az önce sizinle programa girmeden önce de konuşmuştuk. Hep deniyor ya 100 yılda bir görünen bir hastalık işte bütün insanları perişan etti, psikolojisi bozuldu. Geçirdiğimiz bu süreçte psikolojik hastalıkların arttığı da söyleniyor. Doğru mudur bu? Hani sizin elinizde böyle veriler var mı? Ve size gelen hastalıkların cinsine en çok hangi hastalıklarda bir artış oldu? Evet çok doğru. Şimdi tabii ki pandemi dünya tarihinde bir elin beş parmağını geçmez belki. O kadar nadir görülen bir şeyi biz yaşıyoruz. Dolayısıyla ilk başladığında hepimiz bir şok tepkisi verdik. Evet. Ben de dahil. Çünkü düşmanı tanımıyoruz. Nasıl, nereden bulaşır, zayıf yanları nedir, neler yapmalıyız bilmiyorduk ve çok kaygılıydık. Hatta ilk pandemi hafta sonu yasağı ilan edildiğinde sanırım sokağa çıkma yasağı marketler yağmalandı. Yani öyle bir şok halindeydik. Sayın Bakanımızın hesabını an be an takip ediyorduk. Her sayıları akşam izliyorduk. Karşısında. Evet. Fakat sonra bir kısım bunu olumlu anlamda kendine çevirdi. Çünkü dedi ki hocam çok sıkıcı bir süreç tamam kötü bir süreç ama ben çocuğumu daha iyi tanıdım, eşimle daha çok yakınlaştım, kendimi geliştirdim, kendimi fark ettim diyor. Bir kısım da depresyona giriyor. Çok pandemi başladığından beri araştırma yapılıyor bu arada. Neredeyse etkilenme oranı %50. Çok büyük bir şey. İki kişiden biri etkilenmiş. Fakat bazı insanlar bundan çok etkileniyor. Yıkımlar yaşadılar. Bir de tabii ki kayıplar çok önemli. Çünkü insanlar işlerini kaybetti. Sevdiği insanları kaybetti. Özgürlüklerini kaybetti. İnançlarını kaybedenler oldu bu süreçte. Daha birçok kayıplar yaşadı insanlar. Dolayısıyla bu kayıpların önemli ve geri dönüşümsüz olması da bizim psikolojimizi etkiledi. Yani biz çok uzun zamandır rahatlıkla sosyalleşemiyoruz. Sosyalleşmeyi kaybettik, sevdiklerimizi göremez olduk. Bir de biz millet olarak hani dokunarak, hissederek seviyoruz ya, öyle hissediyoruz, kendimizi öyle mutlu hissediyoruz gerçekten de. Hani bir bebeğe, çocuğa, evlada, anneye, babaya, dedeye düşünüyorum ben. Yani sarılmayalı o kadar uzun zaman oldu ki. Kesinlikle. Yani o enerjimi atmak istiyorum ya da karşıdan gelen o mutlu, iyi enerjiyi yüklemek istiyorum kendime ama maalesef bunu yapamıyoruz. Yapamıyorum, bu da bizi çok üzüyor. Ki Avrupa'da bir kişi ortalama 8-10 kişiye bulaştırırken Türkiye'de 30'du hatırlarsanız ilk vaka 30 maalesef. Kişiye bulaştırmıştı. Samimi bir milletiz. Dediğim gibi bir kısımda kendini depresyonla buluyor ve bu kişilerin özelliği de mağdur oynuyorlar genelde. Yani mağdur oluyorlar. Problem dışsal, benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Sadece pandemi için demiyorum bunu ama. Ben bunları yaşadım, bana bunları yaşattılar deyip hiçbir şey yapmamaya geçiyor. İşte bu psikoloji sağlam olmayan insandır. Sağlamlığı yoktur.
Yine en çok artan dedim ya depresyon. En çok depresyon arttı. Kaygı bozuklukları çok arttı. Panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, takıntılar çok arttı. Evet. Özellikle travma, hijyenik takıntıları olanların %50 arttığı söyleniyor. Kesinlikle. Çünkü zaten hassassınız ve en büyük korkunuz bulaş. Şimdi temizlik yapan takıntılı insanın alt metninde bulaş yatar. Yani mikrop, kir, hastalık kaygısı vardır. Yaşıyorsun bizzat. Evet. Travma sonra stres bozukluğu dediğimiz durumlar çok arttı. Fakat şöyle bir araştırma var. Pandemiden çok etkilenen, yani böyle bozukluğa dönen kişilerin hayatlarına baktığınızda bu kişiler zaten daha önce ruhsal bozukluğu olan kişiler. Yani ruhsal bozukluğunuz yoksa pandemi öncesi şu anda da bu sürece adapte olabilmeniz gerekiyor. Oluyorsunuz. Evet, uzun bir süre geçti. Tabii ki. Neredeyse bir yıl olacak evet, artık. Hatta kaybınız olsa bile, sevdiklerinizi kaybetseniz bile bu süreci atlatabiliyorsunuz rahatlıkla, zorlansanız da. Fakat kayıp yaşamasa bile önceden ruhsal bozukluğu olan kişiler çok ciddi etkilendi. Onun için şimdi, durumu kabullenemiyorlar mı hocam? Tabii ki. Bir de zaten daha önceki bozukluğu, şimdi şöyledir hastalıklar. Mesela depresyon yaşıyoruz değil mi? Depresyon her zaman böyle çok yüksek belirtilerle olmaz. Her zaman çok mutsuz olmazsınız. Bazen normale dönersiniz. Ama bir hafta normale dönersiniz, iki hafta sonra tekrarlar. Orada bir sönme deriz biz buna. Yani kişi mesela der ki hocam ben işte iki sene önce takıntılıydım. Ama iki senedir ben bununla baş ediyordum. Hiçbir şey yoktu. Halbuki o aslında biraz inişe geçmiş, sönmüş. Ama genelde hastalıklar stres faktörleriyle ortaya çıktıkları için, evet, pandemi de bir stres faktörü olduğu için hastalıklar yükseltti aslında. Peki şeyin önemi var mıdır? Hani bazen de şey denir, yoğun bir stresin ardından bakarsınız ki her şey yoluna girmiştir. Refaha ulaşmış gibi görünürsünüz ama o zaman psikolojik bazı rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlar. Bu doğru mudur gerçekten de? Var mı böyle bir şey? Nasıl bir şey kastettiniz? Yani diyelim ki çok büyük sıkıntılar atlattınız ama o dönem içerisinde psikolojiniz oldukça güçlü ve dayanıklıydı. Her şeyin üstesinden geldik. Atlattık bütün zorlukları. Hayatımıza devam ediyoruz. İşte belki işsizdik, iş bulduk. İşte evimizi kaybetmiştik, bir eve yerleştik. Her şey böyle yerli yerince gitmeye başladı. 6 ay geçti diyelim. 6 ay sonra böyle psikolojik bir rahatsızlık yaşamaya başlanıyor. Böyle bir şey duymuştum. Doğruluğu var mı diye özellikle sormak olabilir istedim size. Yani, hani her şey normale döndükten sonra tekrar böyle bir şeyin, bu psikolojik rahatsızlıkların, depresyonların artması psikolojik dayanıklılıkla mı ilgili? Kesinlikle ilgili ve doğru söylüyorsunuz. Böyle danışanlar da çok karşımıza çıkıyor. Örneğin borcu olduğu için depresyona giren kişi. Şimdi burada problem onun depresyonda olması değil. Problem onun hayatı olan bakış açısının çok karamsar, çok kötü ve hep kendini suçlayıcı olması. Şimdi o kişi borcunu ödüyor diyelim. Huzuru eriyor, her şey çok güzel ama biz ondan ileriki aşamalarda mutlaka onu retarde denir, tekrarlamasını bekleriz. Çünkü sağlam değilsin. Herhangi bir stres faktörünü hacı yatmaz gibi değilsin, yatarsın. Onun için bir şekilde onu biz bekleriz. Zaten psikoterapide amaç kişinin bakış açısını değiştirmek. Hastalıkla ilgili davranışsal çalışırız evet. Deriz ki sosyalleş, spor yap ama temel amacımız kendine ve çevresine olan, olaylara olan bakış açısını değiştirmek ki o zaman tekrarlamaz. Örneğin bu hani herkes bir evde ekmek yapmaya falan başladı ya da işte ev temizlemeye başladılar. %50 arttı gerçekten bazı etkinlikler. Bunların psikolojik dayanıklılığı az olan insanlarda bir etkisi var mıdır bu tür etkinliklerin? Yani farklı bir şeyler yaparak böyle kafamızı dağıtabilir miyiz? Bir faydası olur mu bize? Evet, aslında bunu tedavide değinecektim. Kesinlikle yapmamız lazım. Çünkü hele ki şu anda depresyona en çok müsait olan bir zamandayız. Çünkü sosyalleşemiyoruz, iletişim kuramıyoruz ve evlerimizdeyiz. Yani evlerimizden de çıkamıyoruz, özgür değiliz doğru düzgün. Yani çıksak da zaten her yer kapalı. Onun için şu süreci atlatırken kendimi geliştirmiş olmam gerekiyor. Bu benim psikolojim için ama. Evet, fiziğime, yani kültürüme etkisi olabilir ama ben bunu kendim için yapmalıyım. Çünkü insan bir alanda kendini iyi hissetmeye başlarsa, vay ben bunu iyi yapıyorum, başarıyorum dediği zaman aslında depresyondan biraz koruyucu bir faktöre geçiyor o yaptığı iş.
Sizin bahsettiğiniz nokta bu sanırım. Farklı şeyleri arada bir şey yapmak gerekiyor. Hep aynı şeyleri tek düze yaşamak ya da monotonluk diyoruz ya. Hı hı. Onun bir etkisi ya da zararı var mıdır? Monotonluk evliliklerde biraz zararı vardır. Birçok şeyde aslında. Yani hayatımıza hiçbir şey katmazsak, hı hı, zaten bir süre sonra elimizdekileri de kaybetmeye başlarız. Bunu Benjamin Franklin'in bir lafı vardır. Ay kusura bakmayın. İnsan 25 yaşında ölür, 75 yaşında gömülür. Ben dün bunu eşime söyledim, dedi ki bu nasıl bir cümle dedi. Yani aslında şu, 25 yaşında ruhumuz ölüyor. Hmm. Hiçbir şey yapmıyoruz. Çok stabil bir hayat yaşıyoruz. Sabah kalkıyoruz, işe gidiyoruz, geliyoruz, yemek yapıyoruz, yatıyoruz. Bu şekilde hiçbir şey katmamam için benim yaratılışımın bir amacı var, bir var olma amacım var. Hiçbir, evet, şey yapmadığım için aslında ruhumuzu öldürüyoruz, hı hı, ama sadece 75 yaşında bedenimiz ölüyor. Hı hı. Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. 2014 yılındaydı sanırım bu açıklama ya da 16, o civarlar. Dedi ki 2023 yılında 5 hastalıktan ilki depresyon olacak. En çok görülen hastalık. Hı. Şu anda da neredeyse ilk 3 hastalığın 3.'sü veya 2.'si sanırım. Hı hı. Gerçekten hani çok o tarafa az kaldı. Doğru gidiyoruz. Neredeyse 1. sıraya yükselecek belki birkaç sene kesinlikle sonra. Kesinlikle. Her yıl sanırım 330 milyon insan depresyona giriyor. Çok çok değil mi? Türkiye'nin çok kaç fazla. Katı? Bir de benim şeyi dikkatimi çekerdi eskiden, hatırlar mısınız bilmiyorum ama genelde böyle Amerikan filmlerinde ya da Avrupa'daki, hı hı, çekilen dizilerde herkesin, her ailenin ister zengin olsun ister işte fakir olsun hiç fark etmez, bu meslek grupları da farklı olabiliyor, herkesin bir mutlaka psikoloğu vardı. Evet. Ve o sorunla alakalı o dizinin içinde mutlaka işte filmin içinde gidilir, psikologla konuşulur, işte onun fikri alınırdı. Bize çok yabancı bir konuydu mesela, evet, o. Ama bize yavaş yavaş sanki o tarafa doğru bir kayma oluyor gibi. Bu sağlıklı bir yaklaşım aslında, ara ara gitmek değil mi? Kesinlikle, çünkü hepimiz hayata kendi penceremizden bakıyoruz ve o pencereyi çocuklukta elde ediyoruz, hı hı, aslında. Nasıl büyüdüm, nasıl yetiştirildim, annem babam bana nasıl davrandı, insanlar nasıl davrandı, okulda neydi diye hayata bir pencere yetiştiriyoruz. Yani bir gözlük takıyoruz. Tabii gözlüğümüz her zaman çok şeffaf olmuyor. Çok sade olmuyor yani. Evet, kesinlikle. Karamsar bakabiliyoruz, hı hı, kötüyü görebiliyoruz. Onun için destek almak o, hı hı, açıdan size şeffaf bir gözlük takmanızı sağlar. Hı hı. Ve şimdi dünyada çok hızlı bir değişim süreci var. Bakın, dünya ilk oluştuğunda son 50 yıla kadar geçenki icat sayısıyla şimdiki, yani o 50 yıl içerisindeki icat sayısında hangisi daha fazla derse son 50 yıl. Hı hı. İnanılmaz hızlı bir değişim var. Ve hani bir kere konuşmuştuk ya sizinle programda. İnsanlar her değişime bir adapte süreci geçirirler. Evet. Ve bu bizi zorlar. Hı hı. Evlenmek, boşanmak, emekli olmak, okula başlamak. Hı hı. Ve dünya çok hızlı bir şekilde değişiyor. Evet. Bunu adapte olmak bizi, çocuklarımızı zorluyor. Şimdi bakıyorsunuz 1,5 yaşında çocuk tableti açıyor. Tabii tabii. Sonra dergi veriyorlar çocuğa. Hı. Hiç görmemiş dergi. Dergiyi büyütmeye çalışıyor. Dergi geçmeye çalışıyor. Sonra diyor ki herhalde Allah parmağım Allah bozuk diyor. Parmağını şöyle deniyor. Yani artık öyle İnanılmaz bir değişim var ki de. Bu değişim bizim genetiğimizi değiştiriyor. Hı hı. Hatta Mehmet Din çocuğumuz şey der, genetiği değiştirilmiş insan der. Gerçekten, hı, genetiğimizi değiştiriyor. Niye? Kutularda yaşıyoruz artık. Bakın, evden çıktım kutu, arabaya bindim kutu, buraya geldim kutu, hı, değil mi? Artık doğayı görmüyoruz. Çok üzücü bir araştırma yeşile var. Yeşile ayak basmıyoruz. Şöyle bazen düşünüyorum ben de, gökyüzüne bile aslında mecbur olmadıkça bakmıyoruz. Halbuki bize aslında iyi gelen şeyler onlar. Yani güneşe bakmak, gökyüzüne bakmak, yeşile dokunmak, evet, koklamak. Kesinlikle. Bunlar da aslına bakarsanız bir psikoterapi, ama bence çok önemli bir şey daha var. İsterseniz gelin birlikte izleyelim, olur mu? Tamam. Değerli izleyenler, kalpler Allah'a teslim olunca huzur bulur, öyle değil mi? Bu konuyla ilgili güzel bir bandımız var. Buyurun birlikte izleyelim. İnsanoğlu doğumundan ölümüne kadar sevgiye, şefkate ihtiyaç duyar. Hayatı boyunca manevi boşluklarına ve ruhsal sarsıntılarına merhem olacak bir dost arar. İnsanı dünyada ve ahirette huzura kavuşturacak olan yegane destek Rabbimizin merhametidir.
Allah Teala yarattığı insana şah damarından daha yakındır. Dua ettiğinde ona icabet edendir. Onu akıl, gönül, şuur ve vicdanla donatan, zorluklar içinde asla yalnız bırakmayandır. Çaresiz kaldığını düşünen insana, sevgili Peygamberimizin örnekliğinde çıkış kapıları bahşedendir. Hayatın her dönemi kendine has nimetleri ve külfetleriyle beraber yaşanır. Çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık yılları kimi zaman güzel hatıralarla, kimi zaman da sıkıntı ve üzüntüler içerisinde geçer. Hayatta karşılaştığımız imtihanlara göğüs germek ve çözüm bulmak, öncelikle selim bir kalbe sahip olmakla mümkündür. Kalbi selim, Allah'a teslim olmakla huzur bulan kalptir. Mümin, kalbini imanla besler, maneviyatını güçlü tutar, enerjisini ibadetten alır. Gönül doktoru olan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kalpte karar bulan maneviyatın önemini şöyle anlatmıştır. Dikkat edin, vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa, bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa, bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir. Evet Bildan Hanım, o kadar güzel sorular gelmeye başladı ki bu psikolojik dayanıklılıkla alakalı. Beni de üzen ama mutlaka söylemem gereken bir soru var. İsterseniz tabii onunla ki devam edelim mi? Selamünaleyküm. Benim yavrum melek oldu. Çok acı çekerek ve yetişkin bir insanın bile dayanamayacağı işlemler yapıldı. Hak verirsiniz, hiç iyi değilim. Toparlanmaya çalışıyorum ama olmuyor şimdi. Bu durumda benim ruhum nasıl yaşayacak? Psikoloğa gittim tabii ki. Antidepresan kullanmak istemedim çünkü benim acımın ilacı olamaz. Sadece tek ilacım Allah. Biliyorum fakat yüreğim çok acıyor. Ailemde ve etrafımda bana destek konusunda birisi olmadı. Hep yalnız kaldım. Kuzumun hatıralarıyla yaşıyorum. Terapi görmek istedim ama yaşadığım yerde psikolog yok. Eşim istese de yanımda hiç olamadı. Bana neler önerirsiniz? Hayırlı yayınlar diliyoruz. Okurken bile çok zorlandım gerçekten de. Allah gerçekten yardımcısı olsun inşallah. Süreç önemli tabii ki. Hı-hı. Eğer isterse ben ona psikoterapi yapabilirim online şekilde, ücretsiz. Hı-hı. Hı-hı. Bana yazarsa. Tamam, ben şey yapayım bakalım inşallah. Şey yapabilirsek, hı-hı, ulaşabilirsek. Sevgili izleyenimiz, eğer bir sıkıntı olmazsa bize ulaşırsanız, adınızı, telefon numaranızı gönderirseniz Bildan Hanım sizinle ilgilenecek. Bu konuda yardımcı olmaya çalışacak inşallah sizinle. Çünkü online terapiler yapıyoruz bu süreçte. Evet. Tabii ki ne kadar zaman geçtiğini bilmiyoruz, yazmamış hani ne kadar süre evet geçti ama şunu anladık ki desteği çok fazla yok. Evet. Aile desteği ki bu süreçte en önemli şeylerden biri yastı. İnsanların, sevdiklerinin sana destek olması, senin yüküne ortak olmaları bir yerde. Sanırım evden de çok fazla çıkmıyor ama sosyal, evet, normal hayatımıza geri dönmeye çalışmalıyız. Bu yas yaşayan kişi için çok zordur, biliyor musunuz? Çünkü ona ihanet ediyormuş gibi hisseder. Hı-hı. Eski normal hayatına geri dönmeye başladığı zaman. Ama tabii süreç önemli. En fazla 6 aydır yas süreci. Hı-hı. 6 aydan sonra artık dediğim gibi normal hayata, sosyal hayata geri dönüyoruz. Fakat onu unutacağımız anlamına değil. Onun için yapabileceğimiz her şeyi, dua okumak, Kur'an, hı-hı, okumak, bunları yapıyoruz. Ama bir de söylemiş zaten melek oldu diye. Demek ki çok küçük bir çok bebekti. Çok küçüktü muhtemelen. Hı-hı. Başı sağ olsun. Çok üzücü, aynen, bir şey öyle. Ve yani insanın yaşayacağı Rabbim en büyük dayanma acı, gücü versin en kötü inşallah. Acı yani. Aynen öyle. Onun için Allah sabırlar versin. Dediğim gibi terapi almak çok önemli şu süreçte. En azından ne yapacağını bilmek. Hı hı. Bana ulaşırsa ben yardımcı olmaya çalışırım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi tavsiyelere geçmeden önce bu konu çok uzun dediniz. Hatta bu sorunun cevabı az önce de konuşmuştuk sizinle. Hayatımız için olması gereken değişimleri bizler yapacağız. Girişte de bunu söyledik. Hı hı. Ne olursa olsun psikoloğa gitmeye bile biz karar vereceğiz, öyle değil mi? Kesinlikle. Yumurta örneği vardır, bilirsiniz. Hı hı. Dışarıdan kırarsanız yaşam sona erer, hı hı, ama içeriden kırılırsa yaşam başlar. Hı. Aslında hayatımız için yapacağımız değişimleri, dönüşümleri başkalarından beklemek yanlış.
Çünkü bu bizim hayatımız. Hı hı. Onlar bir şey yapamazlar. Onun için değişeceksen ben değişeceğim, dönüşeceksen ben dönüşeceğim iyi anlamda. Güçleneceksen ben güçleneceğim. Bunu başkalarından beklemeyeceğim. Danışanlar şunu söylüyor, benim ailem böyle, benim annem böyle, benim eşim şöyle, ben yapamam. Hayır, sen benden geçti diyor bazen. Hı hı. Sen 70 yaşında olsan da değişebilirsin. Hı hı. İleride bahsedeceğim çünkü... Gelişim dediğimiz şey, gelişimin tanımı nedir biliyor musunuz? Yaşamdan ölüme kadar ki değişim süresi. Hmm. Ölene kadar gelişebilirsin ki yaşlı danışanlarımız, yaşanmış danışanlarımız çok güzel ilerliyorlar bu konuda. Evet. Onun için kendimiz yapacağız bunu. Hiç kimseden beklemeyeceğiz. Yardım beklemeyeceğiz evet. Hiç kimseden. O kadar güzel anlattınız ki düşünüyorum ben hem yaz süreciyle alakalı hem de diğer sıkıntılarla, sorunlarla alakalı karşılaştığımız zaman iş yaşamında bile nedense hiçbirimiz dönüp de kendimize bakmıyoruz öyle değil mi? Bazen büyük stresler yaşıyoruz, karşı tarafa çok kızıyoruz. İşte şu şöyle yaptı, Ayşe böyle yaptı, bana bu yüzden böyle oldu. İşte Fatma ya da Mehmet Bey bu şekilde davrandı. Ben o yüzden mutlu olamıyorum, sıkıntım var, sorunlarım var. Ya bizde hiç mi sorun yok acaba? Neden biz kendimize hiç dönüp bakamıyoruz? Bunu beceremiyoruz. Kesinlikle öyle. Zaten genelde danışanlar gelir de Meta Hanım, diyelim eşini anlatır. Hı hı. Sadece o danışanı dinleyerek karar verirseniz ona %100 hak verirsiniz. Hı. Ama öteki eşi geldiği zaman bakıyorsunuz ki bir de onun gözünden bakıyorsunuz. Çok farklı olay. Yani bu aslında birçok insanda var. Kendi içine bakmamak, kendi içine dönmemek. Ya da ben acaba neyi değiştirebilirim? Tamam, eşimin, kardeşimin, çocuğumun kötü bir davranışı olabilir ama bunun kaynağı ne olabilir? Benim yapabileceğim bir şey var mı bu kaynağa yönelik? Ya da ben ne yapsam kar topu etkisidir. Bazen ben küçük bir değişim yaparım, eşim değişmeye başlar. Olabilir yani. Yani peki bu değişimi sağlamak için karşıya nasıl bir sinyal göndermemiz gerekiyor, mesaj vermemiz gerekiyor? Hani diyelim ki biz hep karşı tarafı suçluyoruz ya, özellikle evliliklerle alakalı hani genelde aile içinde yaşanan bu sıkıntılar daha çok konuşuluyor. Hı-hı. Ve daha çok sorular geliyor. O yüzden evlilikle alakalı sormak istedim. Eşimizin bazı huylarından diyelim ki muzdaripiz biz. Hı-hı. Mutlu olamıyoruz, hoş karşılamıyoruz. Onun değişmesini beklemek yerine dediniz ki hani siz önce değişime bir kapı aralayın diye. Bu kapıyı araladığımızda o mesajı görecek midir karşı taraf ya da o mesajı karşı tarafa nasıl vermemiz gerekiyor? Aslında çok soyut bir şeyden bahsettik. Hani tek bir davranış olsa, hı-hı, ve bilsek o danışanın huyunu, suyunu, hı-hı, geçmişini, mizacını tavsiye verebilirim ama şöyle. Bu süreklilik ister, hı-hı, kapıyı araladım. Evet. Örneğin. Konuşuyorduk içeride teknoloji bağımlı. Evet. Eşim çok bilgisayar oynuyor. Hı-hı. Eşim böyle neden bir soru bilgisayar geldi oynuyor? Sabah size. Evet. Eşim neden bu kadar çok bilgisayar oynuyor? Önce onu oturup bunu düşünmem lazım. Hı-hı. Çünkü teknoloji bağımlılığı olan kişilerin genelde altta bir problem yatar. Hı-hı. İlişkiyle ilgili problem olabilir, özgüvenle ilgili problem olabilir, sosyalleşemiyor olabilir, başka psikotik bozukluk olabilir ki iki kişiden birinde hastalık var. Hı-hı. Depresyon, kaygı bozukluğu. Diyelim ki eşimle benim ilişkim kötü ve ben her uyardığımda daha kötü oluyoruz. Hmm. Çünkü öyle olur. O zaman ne yapacağım? Tamam, uyarmayayım ama birlikte yapabileceğim etkinlikleri ayarlayabilirim. Mesela ona önceden söyleyebilirim bunu. Ve bunu sabırlı bir şekilde yapacağım. İlkine katılmayabilir, ilkine geç gelebilir. Mesela diyeceğim ki yarın akşam beraber şunu yapalım. Olur mu? Ayarladım, söz verdik. Tamam ne yapalım diyecek. Şimdi yavaş yavaş diyelim ki geç kaldı, diyelim ki yapmadı, gelemedi, olsun. Ben bunu ısrarla bu sabırlı halimi ve onu teşvik edici, anlayıcı halimi bozmazsam bir yerden sonra gelmeye başlayacaktır. Hı. Ama sabır ister. Onun için terapi çok önemlidir. Kişinin yani hemen yılmayacağız yapması. Aslında. Devam peki. Edeceğiz. Büyük bir devamlılığı olacak yani. Evet ve sabırlı olacağız. Davranışlarımızın. Evet sabır da önemli bu anlamda. Doğru söylüyorsunuz gerçekten de. Evet. Peki hocam psikolojimizin sağlam olması için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi ana fikre bir gelelim bakalım. Evet. Şimdi sabır dedik ya. Hı-hı. Tam da o zaman buradan başlamak istiyorum. Ve bir şiir var. Bu şiir İngilizce Tanrı diyor ama, hı-hı, biz Allah olarak düşünelim. Hı-hı. Diyor ki Tanrı size acısız günler için söz vermedi. Kedersiz kahkaha için söz vermedi. Yağmursuz güneşler için de söz vermedi. Ama size söz verdiği şey acılı günler için güç, yağmurlu günler için ışık. Yani diyor ki sabırlı olacaksın. Hı-hı. Sıkıntının olduğunu hak gel yakin. Kalben. Bileceksin. Hı hı. Çünkü arkasından Allah bir ferahlık verecek. Evet. Şimdi bilirsiniz marshmallow testi vardı. Evet. İzlediniz mi hiç? Evet hocam. Şekerleme testi diye, hı hı, de geçer. Bunu izleyebilirler. Hı hı. Şimdi 4-6 yaş arasındaki çocukların
sabır becerilerini ölçmek için yapılan bir test bu. İstek erteleme becerisi diye geçer. Çocukların önüne şekerlemeyi koyuyor öğretmeni. Diyor ki ben şimdi gidiyorum. Eğer bunu yemezsen ben gelene kadar sana bir tane daha vereceğim diyor. O çocuklar o kadar tatlı ki yalayanlar, altını ısıranlar. Evet öyle, ben de gördüm. Evet, hala yapılıyor ama sosyal medyada evet, da evet. Sadece bakıyor tadına tekrar yerine koyuyor. Evet ya da öğretmen bunu söylerken yiyenler bile doğru, oluyor yani. Evet, şimdi bakıyorlar ki bu çocukların %70'i yemiş şekerlemeyi ama %30'u sabretmiş ve ikinci şekerlemeyi kazanmış. 20 yıl sonra bu çocukları tekrar gözlemliyorlar. Yetişkin bireyler olduklarında neredeler? Şekerlemeyi yemeyenler yani sabırlı olanlar daha mutlu, daha başarılı, daha çok kendine güveniyor, daha iyi okullarda okumuşlar. Yani ilişkileri, eşleri daha iyi. Diyorlar ki nasıl yani? Demek ki istek erteleme becerisi dediğimiz sabır insanı daha mutlu, daha başarılı vesaire yapıyor. Neden? Çünkü sıkıcı olan, bize sıkıntı veren şeyler genelde bizi başarıya götürüyor. Açık konuşalım. Evet. Diyet yapmak. Ben şu an yapıyorum. Sıkıntı yani. Spor yapmak. Emniyet kemeri takmak, diş fırçalamak, düzenli diş doktoruna ya da doktora check-up yapmak. Şimdi bakın burada hep isteklerimizi erteliyoruz. Ders çalışmak. İsteğimi erteliyorum, alıyorum, dersimi çalışıyorum ve bir yerlere gelebiliyorum. İşte onun için ilk başta sıkıntıyı göze almam lazım. Eğer bir yerlere gelmek istiyorsam sıkıntıyı göze alacağım. Bir de şimdi tavsiyeler veriyorum ya. Bu tavsiyelerin hepsini düzenli yapacağım. Bir kere olmaması lazım. Bunu düzenli bir şekilde rutin halinde yapacağım. Mesela hedefim var ve erteliyorsam sürekli bir şeyleri. Sonra başlarım şunlar şunlar değişsin diyorsam hiçbir zaman zaten onlar olmayacak. Erteliyorsun. Bir hastalık mıdır peki? Yani bir süre sonra sıkıntı yaratır mı? Çünkü sizin de söylediğiniz gibi yani üniversite sınavına da hazırlanan ya da önemli bir sınava hazırlanan bir kişiye baktığımız zaman eğer arada bir zaman varsa sürekli daha çok zevk alacağı şeyleri yapıp şimdi çalışırım 10 dakika sonra, yarım saat sonra, bir saat sonra bakıyoruz ki sürekli bir erteleme. Bu bizim psikolojimizi nasıl etkiliyor? Birçok hastalıktaki belirtilerden biridir erteleme. Takıntı da olur, depresyon birçok şey de olur. Özgüven eksikliği de olur. Hatta artık bir hastalık haline geldi. Çünkü bence değişen teknolojiyle de çok ilişkisi var. Sürekli tüketme üzerine bir toplum olduk. Hemen olsun, şimdi olsun. Danışana kitap veriyorum çocuğa, oku diyorum. Kaç sayfa okuyacağım diyor. Yani hep sonuç odaklı. Sonuca gel diyor. Her şeyin bir an önce olup bitmesini isteyen bir nesil de geliyor maalesef. Yani evet yani bir şeyleri düzenli yapmak, tatlı tatlı sindirerek yapmak yok. Onun için bilgili ama bilgisizler. Hep yüzeysel bilgi biliyorlar yani. Derinlemesine bir araştırma yok. Eskiden biz mesela bir hatırlar mısınız dönem ödevi için bile birçok kitabı eğer şey yapmazsak okuyup onun özetini çıkarmazsak o dönem notu alamazdık bir biz. Bir de internet şimdi öyle yoktu şey, o zaman. İnternet tabii. Nerede bulacaksın ki kütüphanelere gideceksin tek tek o ansiklopedileri çıkartacaksın o sayfalarda kaybolacaksın günler sürerdi. Şimdi düşünüyorum kaç tane çocuk ya da genç yapıyor bunu neredeyse hiç. Kesinlikle. Direkt interneti açıp oradan bilgiye hemen kolay bir şekilde ulaşıyorlar. Doğru değil. Yani şöyle orada bir yapay zeka var. Mesela siz X partilisiniz. Yazıyorsunuz ki anket sonuçları ne oldu? X parti önde yazıyor. Çünkü senin mizacını analiz edip senin istediğin doğrultuda sana bilgi veriyor. Algıya göre bilgi kesinlikle gönderiyor. Kesinlikle yani. Öyle bir kitap okumuştum. Şimdi ismini unuttum. Ama gerçekten seni analiz ettiği için verdiği bilgiler de doğru değil. Tam aksini bilemezsin. Belki duymak istediklerimizi söylüyor. Evet. Şimdi o zaman ne yapacağız? Derler ya fırtınadan çıktığınızda artık eski insan olmazsınız. Değişirsiniz. Ya da başka bir söz daha var. Deniz dalgalı, onun için sen yüzme öğren. Yani deniz hep dalgalı olacak. Ben başarıya yürüyerek çok hem istediğimi yapayım hem başarılı olayım diye bir şey yok. Çünkü hayatın kuralı bu. Eğer başarılı olmak istiyorsam, bu arada bu iş için demiyorum. İyi bir anne olmak istiyorsam, iyi bir evlat olmak istiyorsam, iyi bir insan olmak istiyorsam yatırım yapmam lazım buna. Evet. Zorluklarla bir şeylerden başlamam lazım. Birilerine iyilik yapmam lazım. Bunlar hep
kendi yani yatarak yapacağım şeyler değiller. Yani hayatta hiçbir şey kolay elde edilmiyor zaten. Gerçekten sizin söylediğiniz gibi başarılı, mutlu, huzurlu bir hayatı istiyorsanız çalışmak zorundasınız. Kesinlikle. Hem de ruh sağlığımız için, evet, böyle, dayanıklılığımız için. Hı hı. Çünkü ben ancak şimdi bu süreç niye bizi bu kadar etkiledi biliyor musunuz? Çünkü evdeyiz. Yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Onun için hazır gelmişken söylerim, bir hobimizin, bir ilgi alanımızın evde olması lazım. Hmm. Yani orada ben kendimi iyi hissedeceğim bir şey yapmam lazım evde ki şunu yiyeyim. Oh, bunu başardım. Evet. Mesela ne kattınız pandemide? İzleyenler, ne öğrendin? Neyi yaşadın? Yani sen bu hayata geldin, evin içindesin, 1,5 senedir evin içindesin. Ne öğrendin? Kaç tane kitap okudun? Çok 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 fazla şey istemiyorum. Günde 5 sayfa kitap okusan bile bir artı. Hı hı. Pandemi bittiği zaman dersin ki ben şu kadar kitap bitirdim. Hı hı. Şöyle bir hobi öğrendim, çiçek dikmeyi öğrendim, resim çizmeyi öğrendim. Hı hı. Ama bir şeyler konusunda kendimizi geliştirmemiz lazım ya da mesela Kur'an okumak. Hı hı. Kur'an okumanı geliştirebilirsin. Bir sürü şey var evde. Onun için ne yapacağım? Sıkıntıyı göze alacağım. Zaman yok demeyin. Hı hı. Uykuya da değineceğiz ama. Evet. Uykuya da az sonra değinelim. Tamam. Bu söylediğiniz güzel oldu. Bu pandemi döneminde dediniz ya, şöyle bir dönüp arkaya baktığımız zaman ben bu dönemi nasıl değerlendirdim, neler yaptım diye. İşte biz bu dönemi iyi değerlendirmek adına muhtelif işlerimizde her sabah değişik etkinlikler, evet, gösteriyoruz sevgili izleyenlerimize. Umut ediyoruz ki faydalı oluruz inşallah. Değerli izleyenler, bugün de yine el sanatları hocamız Muhterem Hanım bize harika bir deriden kalemlik yapıyor. İlk kestik, biçtik. Şimdi herhalde dikim aşamasındayız. Buyurun hep birlikte Muhterem Hoca'nın yanına gidelim. Evet hocam, bir kısmını dikmişsiniz, evet, zaten. Şimdi devam edeceğiz herhalde dikiş, aynen, aşamasına. Aynen. Cep kısmını diktim. Şapka gibi dediğim kısmı diktim. Evet. Önce burayı anlatmak istediğim için burayı sizi bekledim. Tamam. Şu diktiğim yerlerin tekrar ip saklamasını göstermek, hı-hı, istiyorum. Diktik. İpleri iki deri parçasının, diktiğimiz iki parçanın içine sakladım. Hı hı. Oraya bir iki düğüm atacağım. Evet, sağlamlaştıracağız her zaman olduğu, kesinlikle, gibi. Kesinlikle, çünkü bir tık da olsa esneme payı var. Hı hı. İyice, onun için iyice sıkmamız gerekiyor. Hı hı. Sonra çakmakla orayı yakıp yapıştıracağız. Evet. Öğreniyorum yavaş, bayağı yavaş galiba hocam. Evet, az önce delme kısmında baktım. Evet. Öğrendim hocam ama sağ olun, Allah razı olsun sizlerin sayesinde tabii ki de. Estağfurullah, yok. Böyle sakladık, bakın, evet, hiçbir yerinde hiç düğüm, hiçbir şey gözükmüyor, yok, gayet temiz bir şekilde. Şimdi ne yaptık? Kalemlerimizi koyacağımız ya da ne için kullanacaksak, hı-hı, fırçalarımızı. Evet, yerlerini ayarladık, deliklerini açtık. Aynı şekilde burayı da, hı-hı, deliklerimizi açtık dikiş için. Şimdi dikeceğiz, önce burayı dikmiyoruz, hı-hı, önce oluklarımızı dikiyoruz, hı-hı, ki burada ip saklamak, yakmak, evet, dikişte kolaylık olsun. Eğer ilk burayı dikersek buralarda zorlanırız. Önce böyle bir mandalla ya da bir kıska ataçla da tutturabilirsiniz. Ne yapıyorduk? İpliğimizi alıyorduk düz dikiş için. Dikiş yapacağımız yerin 4 katını, hı hı, alıyoruz. Şöyle. Evet. Hemen 4 katından 1-2 santim fazla eğrik, böyle bir yamuk kesersek, hı hı, iğneye geçirmek daha rahat oluyor. Hele bizim gibi, böyle benim gibi yakını görme sorunu yaşamaya hocam, başlayanlar için. Yeni yeni başladı, acemilik çekiyorum. Bazen gözlük düşünüyor musunuz hocam gözlük kullanmayı? Düşünüyorum ama kullanamadım. Benim yakına de öyle bir problemim oldu. Aslında son yıllarda hep vardı benim. Böyle 30'lu yılların yaşların başında başladı bu sorun ve ben inat ettim kullanmamak için. Özellikle de okuma gözlüğü. Çünkü bir doktor arkadaşımız bana şey tavsiye etmişti. Demet, başlarsan çok hızlı ilerlemeye, evet, başlayacak. Gittiği yere kadar git demişti. Ben de onun tavsiyesine uydum ama artık sizin de söylediğiniz gibi benim de alarm ve sinyal vermeye başladı. Sonrasında ben gözlük aldım. Okurken dedim ki hani okuma gözlüğüm olsun, kullanayım. Hı-hı. Ama şunu fark ettim, gerçekten çok hızlı ilerliyor hocam.
Kesinlikle. İnanılmaz, gözlük kullanmaya başladığınız zaman çok çabuk ilerliyor. Çok mecbur olmadığım müddetçe kullanmamaya çalışıyorum. Ben de aynı. Bir de insan, her şeyin acemiliği var. Ben ilk taktığımda yakına bakacağım çıplak gözle, başkalarına bakacağım da gözlükle bakmaya şeklinde biraz beceremedim. O biraz alışma süreci istiyor gerçekten de. Ama kesinlikle haklısınız, ben de çok küçük kullanmaya numarası çok en küçük. En ufaktan başlayıp ama sadece birkaç ayda olduğunuz zaman, evet maalesef öyle çok hızlı ilerliyor. O yüzden korktum, şimdi kullanmamaya çalışıyorum. Ben yani bunlar yine kalın, daha ince ip ve daha ince deliklerde. İnce işlerde değil mi mecbur kalabilir insan? Evet, onlarda mecbur kalıyorsunuz. Hı-hı. Çünkü göz yoruluyor okumada özellikle. Evet evet, okurken gerçekten göz çok yoruluyor. Bunu bir de tabii el şeyiniz de var artık, alışkanlığınız evet, da var değil mi? O biraz daha kolaylaştırıyor gerçekten. İşinizi. En azından gözlüğü biraz daha erteleyebiliyoruz. Evet, ne mutlu size. İnşallah hepimiz öyle olalım, i̇nşallah, sağlıklı olalım. İnşallah. Ne yapıyorduk? Önce öndeki ipimizi aşağıya dikiş yönünün tersine meyil tutuyorum. Tamam. Diğerini onun üzerinden geçiriyorum. Ve yandan onun önüne çıkıyorum. Her zaman öndeki aşağıya bakacak, hı hı, arkadaki onun üzerinden girip yandan geri gelecek şeklinde. Bak şöyle. Bu şekilde önce şöyle göstereyim. Oluklarımızı, hı hı, dikeceğiz. En son kenar çerçevesini, hı hı, dikeceğiz. Buraları diktik. Bir de şöyle güzel bandımızı diklerim. Tamam. Böyle kesim, daha önceden kestiğimiz kalan iplerimiz yeter buna. Evet. Onları da atmıyoruz hiçbirini. Kesinlikle. Burada söyleyelim. Evet, deri çünkü malzemesi uzun yıllar kullanılan bir malzeme olduğu, hı-hı, için biraz başta pahalı gelebiliyor. Bakın bunu tek iğneyle, hı-hı, biraz pratik göstereceğim. Hemen zaten 6 tane yer açtım. İğne ardı bilir hanımlar. İğne, hı-hı, ardı şeklinde tek iğneyle geliyorum. Hı-hı. Ondan sonra aynı şekilde geri döneceğim. Evet. Şöyle bakın, bir yer boş, bir yer dolu kaldı. Hı-hı. O ipi orada bıraktım. Çekiyorum. Tekrar o tarafa. Aynen, tekrar o tarafa gidiyorum. Hem de sağlamlaştırmış oluyor. Aynen, tek hani çok küçük bir yer, burası için iki iğne takıp çekiştirmektense, evet, bu şekilde pratik yapabiliriz. Hı hı. Bunu da böyle. Harika. Nasıl gizleyeceğiz? İkisi de yukarıda, tamam, kaldı. Tamam, ne yapacağız şimdi? İki kat olduğu için deri, hı hı, şöyle aradan çıkıyorum. Evet. Diğerini de aradan çekiyorum. Bakın, hı hı, burada var. Bazen iğne şeye giriyor. Deri mumlu ip olduğu için aralara, hı-hı, giriyor, evet, ve çekiştirmek zorlaşıyor. Hı-hı. Bakın böyle sakladım. Hemen şuraya yine aynı düğümümü atacağım. Bakın tek iğneyle aynı dikiş, harika, oldu. Saklayacağım. Sonra ben dikişi bitiririm. Biz yine ara ara bakarız hocam size. Kremleme inşallah kısmında tekrar parlatma, güzel, kısmını göstereceğim. Tamam, üçüncü bölümde zaten yanınıza geleceğiz inşallah. Hı-hı. Evet değerli izleyenler, zor zamanlardan, uzun, meşakkatli zamanlardan geçiyoruz. Bir salgınlı baş etmeye çalışıyoruz. Belki yakınımızı kaybettik, belki biz kendimiz hastalandık. Belki sürekli çocuklarla birlikte evin içerisinde bir yıldır zor bir imtihan yaşadık. Eğer bu konuyla ilgili sizin de sorularınız varsa, bizimle paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen BİP numarasından, numaramızdan ve Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresinden bizlere ulaşın. Bekliyoruz efendim. Evet değerli izleyenler, programımızın ikinci bölümündeyiz. Çok güzel kitaplarım vardı. Yeniden hatırlatmak istiyorum. Doktor Lamia Levent Abul'un Bitmeyen Hikaye adlı bu güzel kitabını siz sevgili izleyenlerimize hediye olarak göndereceğiz. Üstelik iki tane izleyicimize. Peki bu güzel kitaplara sahip olmak için neler yapacaksınız? Yeniden hatırlatmak istiyorum. Öncelikle Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresimizi takip edeceksiniz.
Son paylaşımımızı beğenerek bir de arkadaşınızı etiketleyerek bu güzel kitaplara sahip olabilirsiniz değerli izleyenler. Evet hocam, o kadar güzel anlattınız ki bu psikolojik dayanıklılığı. Önce dediniz ki tavsiyelerde bulunur musunuz dedik, sabırlı olmak gerekiyor dediniz. Bunun yanı sıra muhtemelen yapmamız gereken birçok şey daha var. İsterseniz böyle bir alt başlık açarak yavaş yavaş gidelim ama evet. Gitmeden önce uykudan bahsetmiştiniz. Uykuyu konuşmak istiyorum çünkü bu korona sürecinde gerçekten bütün insanların uykusunu çok iyi alması gerektiğini, bağışıklık sisteminin de iyi olabilmesi için ve hastalıkla mücadele edebilmesi için uykuyu tam almak gerekiyor. Bu demek ki ruh sağlığımız için de beden sağlığımız için de çok önemli bir faktör, öyle mi? Kesinlikle. Şöyle derler, uykusunda bereket olmayanın uyanıklığı da bereketli olmaz. Aa, ne kadar güzel. Yani gerçekten evet. Eğer uykumuzda bir kalite yoksa uyanıkken de çok kaliteli olmayız. Hı-hı. Jet lag diye bir şey var, duymuşsunuzdur. Hı-hı. Özellikle uçaklarda evet, daha uçak çok olur. Uçak seyahatinde evet, başka bir ülkeye gidersiniz. Uzun seyahatte mevsim değişir, saat değişir. Hı-hı. Kişi ona bir türlü alışamaz. Hı-hı. Gecenin üçünde uyanır. Hı-hı. Sabah uykusu gelir, bir alışamaz bir türlü. Evet. Aslında uykumuz bozuk olduğu zaman günlük hayatta jet lag yaşıyoruz. Dolayısıyla dikkatimiz dağılıyor, huzursuz oluyoruz, gergin oluyoruz, anlamlandıramıyoruz bunu. Özellikle gençlerde çok oluyor. Mesela diyor ki, hocam diyor işte 4'te yattım, 1'de kalktım. Düşünüyorsun hangi 4'te yattı, hangi 1'de kalktı. Hı-hı. Yani o kadar jet lag yaşıyorlar ki sonra tabii ki sen depresyonda olursun. Ya yani da günü öldürüyorlar zaten. Yani o güneşin doğuşunu göremiyorsunuz. Huzursuz olursun. Elbette insanı huzursuz eder. Yani o saat dilimleri gerçekten gündüz özellikle uyuyup da gece çalışanlar, ha böyle zoraki durumlar yaşayanları kesinlikle evet. Şey yapmıyorum, hani mecbur olabilirler. Ama. Eyvallah, sonuçta sağlık çalışanları da o şekilde hani gece nöbetlerine kalıyorlar. Bu zor bir şey. Ama onun dışında keyfi olarak gündüz evde yatmak, uyumak gece uykusunun yerini alır mı peki hocam? Almaz değil mi? Şöyle, biz hiç tavsiye etmiyoruz. Hı-hı. Şimdi uykuda 3 şey önemli. Düzenli uyku, hı-hı, dengeli uyku ve melatonine dikkat edeceğiz. Hı-hı. Şöyle, şimdi öncelikle sabah akşam yatıp sabah kalktığımız saatlerin belli olması lazım. Evet. Biyolojik saatimiz var bizim, sirkadyen dediğimiz. Pazartesi sendromu niye var? Hı hı. Çünkü pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, evet, düzenli uyuyorsun. Hı hı. Ama cumartesi, pazar yattığın kalktığın saatler farklı olduğu için pazartesi jet lag yaşıyorsun. Hı hı. Yani bir türlü uyum sağlayamıyorsun. Adapte olamıyoruz güne, evet, nedense söylenip duruyoruz. Onun için haftanın her günü, hı hı, belirli saatlerde yatıp belirli saatlerde, hı hı, kalkmamız lazım. İkincisi de bu uyku ihtiyacımızı karşılıyor olması lazım. Hı hı. Hepimizin uyku ihtiyacı değişir ama ortalama yetişkinin 7-9 saattir. Hı hı. Nasıl karşılayacağım? Ben diyorsam ki bana 7 saat yetiyor ama size 8 saat yetiyor. O zaman yattığım ve kalktığım saati ona göre yapacağım. Fazlasının anlamı yok. Neden? Hı hı. Çünkü melatonin hormonu dediğimiz bir karanlık hormonu vardır. Hı hı. Karanlık hormonu gece salgılanır beyin nefes bezinden ve bağışıklık sistemini direkt etkiler. Direkt hastalıklara karşı bizi korur, hı hı, ve vücudumuzun biyolojik saatini korur. Ne lazım? Karanlık lazım. O zaman ışık olmayacak. Yattığım odada, hı hı, lamba olmayacak. Çocuğumuz varsa, hatta çocuklarda büyümede çok etkili çünkü. Hı hı. Hatta kanser hastaları üzerinde de bir araştırma yapıyorlar. Tümörün küçülmesinde çok etkili. Zifiri karanlık olacak. Hı hı. Fon perde alacağım. Hı hı. Odada telefon olmayacak, tablet olmayacak. Çünkü onlarla uyumaya başladığınız zaman, hı hı, bakıyorsunuz gece yatakta. Hı hı. Melatonin salgılanmamaya başlıyor çünkü ışık var, hı hı, odada. Bir de en son baktığınız zaman bir anda şey yapamıyorsunuz hocam, adapte olamıyorsunuz ki uykuya. O uykuya geçiş sürecini bence o bozuyor. Telefonlar ve tabletler bozuyor. Kesinlikle bozuyor. Şu kadar zamanda uyusam lazım değil mi? Evet, bu, evet, kadar da uyuyacaksam şu kadar zamanda, evet, uyuyorum. Evet. Aklım gidiyor. Hı-hı. O melatonin nereye gidiyor, evet, işte? Melatonin akşam 9'da salgılanmaya başlanır. Sabah gece 4'te biter. Hı-hı. Yani 4'e doğru ışık aydınlanınca biter. Hı-hı. Hatta bakıyorsunuz tüm başarılı insanlar, bakın hiç istisna yok. Yani CEO'lar, hayatlarına, hı-hı, bakın. Hep az uyuyorlar. Mesela 12'de yatıyor, 6'da kalkıyor. Hı-hı. 12'de yatıyor, 5'te kalkıyor, 11'de yatıyor. Neden? Çünkü anlamı yok zaten. Melatonin bitmiş. Hı-hı. Yani uykunun hayrını zaten almışsın. Uyusan bir şey yaramaz. Yani biz Müslümanlar olarak da zaten sabah namazıyla güne başladığımız için aslında o kadar doğru, güzel nokta atışı yani. Sabah namazıyla başladığımız
başladığınız zaman melatonin bitmiş oluyor. Senin artık vücudun diyor ki sana uyan, kalk, güne başla. Evet, sonra tekrar uyumaya çalışıyor bazıları. Evet, biz bazen namaz kıldıktan sonra öyle bir hata yapabiliyoruz. Özellikle de hafta sonları eğer şeyse hadi diyoruz biraz daha uyum. Ve uyuduktan sonra fark ediyorum ben gerçekten kalkmak çok daha zor oluyor. İnsan bir sersemlik hali geliyor insana. Güne o yüzden erken başlamak bence psikolojinin sağlam olmasında önemli bir kesinlikle faktör. Kesinlikle ve melatonini yani mesela yatsıyı kılıyoruz. Aslında sonra yatmamız lazım. Evet. Yani olsun 11 olsun en geç 12 olsun ama daha geç olmasın. Çünkü melatonin 2 ile 4 arasında tap noktada salgılanıyor ve o benim bağışıklığım için evet çok önemli. Ama hemen uyur uyumaz da salgılanmıyor. Ama geçemiyorsunuz biraz geçmiş ki lazım. Uykuya hemen doğru evet. söylüyorsunuz. Özellikle de bu zor zamanlarda. Bu son dönemlerde o zaman yeri gelmişken onu da sorayım hocam. Gündelik yaşantımızda. Arkadaşlarımla konuşurken nedense bana herkes çok uykusuz olduğunu söylüyor. Ya biz uyuyamıyoruz. Bu şey de var işte biraz hani astrolojinin etkileri olduğu da söyleniyor. İşte Jüpiter dünyaya yaklaştı, işte Satürn uzaklaştı. 800 yılda bir görülen bu gezegen hareketlerinden dolayı mı biz uyuyamıyoruz? Sonra geçen bir hocayla konuştum. O da dedi ki bence bunların çok büyük etkisi olduğunu zannetmiyorum. Biz psikolojik olarak çok yorulduk. Artık hani gelecekle ilgili hani bir de netleşmedi ya. Evet aşı geldi biraz rahatladık. O da kötü bir şey aslına bakarsanız. Sadece aşının bulunması ve yapılmaya başlanması biraz rahatlattı ama net kesin sonuçlar elde edemedik hala. Bu durum mu acaba bizi endişelendiriyor? Yani bir kaygı başladı da o yüzden mi biz uyuyamıyoruz geceleri? Çok doğru. Bir belirsizlik var ya. Belirsizlik bizim doğamıza en çok kaygılandıran şey. Mesela bize saldırmak üzere olduğunu düşündüğümüz bir köpek. Korkuyorsam saldırır mı saldırmaz mı? Korkarım. İşte şu anki durum da böyle. Olur, hasta olur muyum olmaz mıyım? İşte ailemin yanına gitsem mi gitmesem mi? Hep böyle bir sorgulama biçimindeyiz ve çok yorulduk. Hepimiz yorulduk. Çünkü ilk başladığı zaman hatırlarsınız bu kadar uzun süreceğini kimse tahmin etmiyordu. Hiç tahmin etmiyordu. Aylarca sürer diyorduk. Gerçekten birkaç ay sürer ondan sonra tekrar okullar açılacak. Maskeleri indirmeye başlayacağız ve normal hayatımıza döneceğiz dedik ama ne yazık kesinlikle. Ki. Bir de şöyle bir durum var Demet Hanımcığım. O uykuyu direkt etkileyeceğini düşünüyorum. Hareket bizim temel ihtiyaçlarımızdan biri doğamız gereği hareket. Doğaya çıkmak. Neden biliyor musunuz? Bir araştırma yapmışlar doğayla ilgili. İngiltere'de olmuş bu araştırma. İnsanları soruyorlar sence bir mahkum mu daha çok dışarıya çıkıyor yoksa bir çocuk mu daha çok doğada zaman geçiriyor. İnsanların çoğu diyor ki tabii ki de çocuk doğada daha çok zaman geçiriyor çünkü mahkum sonuç olarak hapishanede. Evet. Maalesef mahkumlar. Neden? Çünkü mahkum bir saat dışarı çıkma hakları var ya o bir saati son saniyesine kadar her gün kullanıyor. Ve doğanın tadını çıkarıyor. Ama çocuklar biz her gün bir saat bile çıkaramıyoruz. Son saniyesine kadar geçiyorum. Yarım geçiyoruz saat bile çıkaramıyoruz. Aynen öyle maalesef. Ama bizim doğamız yani insan bünyesi doğayı istiyor. Kutularda yaşamak istemiyor. Farklı bir şeyler görmek, gökyüzüne bakmak, toprağa temas etmemiz gerekiyor. Onun için o yüzden psikolojik işte böyle sinirlerimiz bozulup psikolojimiz bozuluyor. Psikolojik dayanıklılık için yapmamız gereken şey birincisi doğada bulunmak, hatta şöyle yapalım, hareket etmek. Çünkü hareketsizlikle depresyon direkt ilişkili, direkt. Depresyon hareketsizlik hastalığı bile diyebilirim yani. Sevgili izleyenler bakın burası gerçekten çok önemli. Hocam sabahtandır psikolojimizi daha dayanıklı hale getirebilmek için tavsiyelerde bulunuyor. Ve benim en çok sevdiğim tavsiyelerden bir tanesi de bu oldu. Evet bir tanesi uyku. Uykumuza çok dikkat edeceğiz. Hem zaten korona sürecindeyiz, bağışıklık sistemimizi yüksek tutmak istiyoruz, enerjimiz çok olsun istiyoruz. Onun dışında da diyor ki insanoğlu diyor doğayla iç içe yaşayarak kendini mutlu, huzurlu hisseder diyor. Eğer siz doğadan uzak durursanız huzursuz olursunuz, mutlu hissedemezsiniz diyor. Ve az önce verdiği işte o mahkumlarla alakalı günde bir saat hani dışarıya çıkıp hava alıyorlardı ya biz de neredeyse gerçekten de hani mahkum değiliz ama mahkum gibi yaşıyoruz. Kutularda söylediği gibi arabaya biniyoruz, evlerdeyiz, sürekli yollarda bile artık neredeyse camı açmaya üşenir olduk. Şöyle bir gökyüzüne bakmaya, güneşi görmeye üşenir olduk. Bunlar da psikolojimizi sağlam tutmak için önemli tavsiyeler. O yüzden Fatma Vildan hocamızı böyle bence dikkatle dinlemeye devam edelim. Sağ olun. Şimdi dedim ya doğayla iç içe bulunurken bir de hareket ekleyelim o zaman. Çünkü
Bu bizim temel ihtiyacımız, hı hı. hareket etme. Hı hı. Ama şimdi biz çok uzun zamandır hareket etmiyoruz. Evet, her şeyi parmağımızın ucuyla evet. halletmeye çalışıyoruz. Bankaya gitmiyoruz. Ya yani düşündüm geçen o kadar çok şeyi telefonla halletmeye başladık ki ne kadar yazık bize. Eskiden bir su faturasını bile yatırmak için bankaya gider gelirdik. Yani evet. mahallemizdeki en yakın bankaya. Aslında. Evet, şu anda yok, öyle bir şey kalmadı. Evet, bize hocamız okurken şöyle söylemişti. Her insanın her gün 10 farklı şeyi görmesi gerekir. Temas etmesi gerekir. Hı hı. Mesela dışarı çıkıyoruz ya su faturası yatırmaya. Hı hı. Dışarıda yeni bir yerler görüyoruz. Hı hı. Mağazanın önünde duruyoruz, fiyat soruyoruz. Bunlar hep bize aslında iyi gelen şeyler. Hı hı. Şimdi şöyle düşünün. Özellikle gençlerde de bu böyle, bizde de böyle. Vücudumuzda bir enerji var. Özellikle duygularımız indiğinde çıktığında vücudumuz enerji üretiyor. Evet. Özellikle olumsuz duygularda, hı hı. öfke, korku, kaygıda adrenalin üretiyoruz. Yemeği yiyoruz değil mi? Hı hı. Yemeği şimdi bir kısmını vücudumuz yakıyor, bir kısım posa. Dışarı atıyoruz tuvalet yoluyla. Hı hı. Diyelim ki posayı atamadık. Hı. Sen mutlu, huzurlu, sağlıklı bir insan olabilir misin? Hayır. Yani rahatlıkla dikkatini... Hayır ama sen enerjini atmıyorsun. Hı hı. Çünkü o enerjinin vücutta biriktiği biliniyor. Hı hı. Hepimiz biliyoruz. Evet. Hiçbir zaman gitmiyor. Öfkeli insanların özellikle kaygılı, korkulu insanların hobi yani spor olarak hobi yapmaları şart. Kesinlikle. Gençlere. Şimdi aklıma siz konuşurken başka bir soru daha geldi ama bunu bandımızdan sonra soracağım, olur mu? Tamam. Değerli izleyenler, stresle nasıl baş edebilirsiniz diye çok güzel bir bandımız var. İşte size küçük ama güzel ipuçları. Stres, ruh ve beden sağlığını olumsuz etkileyen önemli bir faktördür. Zaman darlığı, önemli işlerin zamanında yetiştirilememesi, güven eksikliği gibi durumlar stres yapmak için yeterli nedenlerdir. Stresi ortaya çıkaransa genellikle yetiştirememek, yapamamak ve halledememek düşüncelerine kapılmaktır. Stres düzeyinizi azaltmak için şunları yapabilirsiniz. Bu durumla başa çıkabilirim, elimden gelenin en iyisini yapacağım gibi kendinizle ilgili olumlu yargıları güçlendirmek ve iyi yönlerinize odaklanmak stresinizi azaltır. Şimdiki anı yaşamanın önemli olduğunu unutmayın. Sürekli geçmişi ya da geleceği düşünmek içinde bulunduğunuz anı yaşamanızı engeller. Yalnızca size ait olan bir zaman yaratın. Kendiniz için bir hobi geliştirin ve kaygıdan uzak durmaya çalışın. Sağlıklı bir yaşam sürdürüp bedeninize iyi bakın. Sevdiğiniz bir sporu yapın, yeterli uyku uyuyun, düzenli ve dengeli beslenin ve bağımlılık yapan zararlı maddelerden uzak durun. Evet, stresle nasıl baş edebilirsiniz biliyor musunuz? Bence bir tanesi de kitap okumak işte. Biz o yüzden her gün sizlere farklı güzel kitaplar veriyoruz ki psikolojiniz daha güçlü olsun. Bir de doğru kitaplar olursa bence muhteşem olacak. Bugün çok güzel bir kitabımız var, Bitmeyen Hikaye. Bu güzel kitaba sahip olmak için yapmanız gerekenleri tekrar hatırlatmak istiyorum. Öncelikle Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresimizi takip edeceksiniz. Daha sonrasındaysa son paylaşımımızı beğenerek bir arkadaşınızı da etiketleyerek bu güzel kitaplara sahip olabilirsiniz değerli izleyenlerimiz. Hocam çok güzel sorular var. Sizin de söyleyecekleriniz var. İsterseniz bir iki soru alalım, ondan sonra tamam. da sizin söyleyeceklerinizle devam edelim, olur mu? Hocam yaşım 23. Ben bugüne kadar tanıdığım herkeste ön yargı gördüm. Peşin hükümlüler. O yüzden de hayatta şey yapamıyorum diyor. Hani mutlu olamıyorum diyor. O yüzden bana neler tavsiye edersiniz demiş. Aslında burada yazan arkadaşımız biraz genelleme yapmış. Herkes ön yargılı. Hı hı. Tabii ki her insanın ön yargıları olabilir. Yani başka konularda. Ama bu beni mutsuz etmemeli. Bu onunla ilgili bir şey. Hani kendiyle ilgili olan ön yargısı olabilir, onu mutsuz ediyorsun. Yani aslında kendinde belki de bir sevmediği huyu var ya da mutsuz. Onların o şeylerini gördüğü için mi kendisi de evet. mutsuz oluyor hocam? Ya da şöyle bir şey de olabilir Demet Hanımcığım, bu da olabilir. Hı hı. O insanların ona geri bildirim verdikleri zaman kendini onları ön yargılı olarak görüyor da olabilir. Hı, anladım. Şimdi aslında sağlamlıkta olması gereken temel şey hı hı. kendini bilmek, bir. Ben kimim? Benim artılarım neler? Benim eksilerim neler?
eksilerimi nasıl artı yapabilirim? Bunları bilmek lazım. Ben öfkeli biriysem bunu bileceğim. İnsanlar bana söylediği zaman ben öyle değilim demeyeceğim. Ben öfkeli biriyim ama nasıl bunu artıya çevirebilirim? Eğer değiştirebileceğim bir şey varsa bunu değiştireceğim. Ama değiştiremediğim ve çok uğraştığım bir şey varsa bunu artık kabul edeceğim. Ama insanlara da saygı göstereceğim. Peki öfkeli insanlar, özellikle böyle etrafımızda baktığımız zaman bazı sivrilen insanları görüyoruz. Durağa gidip otobüs 5 dakika geç kalsa mesela, çok basit bir şey, hani trafik yüzünden öfkeleniyor ya da işte önüne bir çakıl taşı düşse ona basmamak için öfkeleniyor. En ufak bir şey, şu anda aklıma çok fazla gelmiyor ama bunun psikolojiyle, dayanıklılıkla özellikle bir ilgisi var mıdır? İlgisi olabilir ama bu daha çok haklılıkla ilgili bir şey. Öfkenin altında genelde haksızlık duygusu, değersizlik duygusu, küçümseme, böyle yetersizlik, kusursuzluk duygusu olur. O 5 dakika geç kaldığında bile benim hakkımı yiyor diye saldırır. Orada da şunu yapacak: gerçekten bu insan benim hakkımı yiyor mu? Şimdi insanlar genelde neden diye sorar. Niye? Neden böyle oldu? Ya da işte niye bana böyle insanlar geliyor dedi. Bu arkadaşa bu arada bir tavsiyem daha var, unutmadan söyleyeyim, unuturum. Buyurun hocam. Bir başka sosyal ortamlarda bulunsun. Madem bulunduğu ortam böyle, bir de başka yerleri denesin bakalım. Güzel. Şimdi dedik ya, niye diye sorarlar. Hep bana böyleleri geliyor. Bu erkekler böyle, bu kadınlar şöyle. Hayır. Nasıl diyeceksin? Ben bu insanla yaşıyorsam nasıl düzeltebilirim? Mesela diyor ki, yemesin o zaman hakkımı diyor. Düşün bakalım, yani gerçekten bu adam senin hakkını mı yemek istedi? Yoksa başka bir çözüm olabilir mi? Nasıl davranabilirsin? Bu şekilde düşünürlerse, yani dayanıklı olurlar. Nedeni çok düşünmeyeceksin, evet, ama nasılı çok düşüneceksin. Süper. Selamünaleyküm hocam. Benim kızım MS hastası. 7 yıldır 22 yaşında, son 6 aydır da epilepsi nöbeti gibi nöbet geçiriyor ama epilepsi değil. Sinirlenince oluyor. Dişlerini sıkıyor ve bilinç gidiyor. 3 günde devam ediyor. Psikiyatriye gitmiyor, ilaçlar yan etki yapıyor diye. Kendisi MS ilacından başka hiçbir ilaç kullanmıyor. Ne yapmam gerekiyor? Allah razı olsun sizden demiş. Eğer böyle bir kronik hastalık varsa, bir şey, kanser gibi, MS gibi, bir süre sonra kronik hastalıklar ruh sağlığını da bozmaya başlıyor. Çünkü insanoğlu derler ya, biyopsikososyaldir. Yani biyolojik, psikolojik, sosyal, hatta manevi, zihinsel bir varlığız. Evet. Dolayısıyla bir tarafımızda olan bir bozukluk ötekine de sirayet ediyor. Şimdi bedeninde bir hastalık olduğu için psikolojisini de bozacak, sosyal hayatını da bozacak, dini inançlarını da bozabilir. Onun için ne yapacağız? O zaman mutlaka diğer alanlara da yatırım yapacağız. Onları kaybetmemek adına ne yapacak? Terapi alacak. Madem psikiyatri istemiyor. Ondan sonra sosyal bir ortamda bulunacak ve tek bir ortamda önermiyorum ben. İki grup arkadaş olsun mesela. İki grup ortam. Farklı farklı yerlere gidip kafasını dağıtmak deriz ya hani biz halk arasında. Bu anlamda sanki işe yarayacak gibi gözüküyor. Evet, çünkü insanlar çeşitli ya, böyle genelleme yapamıyorsunuz. Evet. Ve manevi alanı da güçlendirecek ki diğer alanlar bozulmasın. Çünkü bir süre sonra bu hastalık onları da bozar. Psikiyatriye de aile ikna edemiyorsa psikolog süreç içerisinde önerebilir. Güzel. Tabii ki. Güzel. Selamünaleyküm. 20 yaşındaki kızım liseyi dışarıdan bitirmeye çalışıyor. Sınavı var ama bir türlü çalışmaya başlayan, ne demiş, çalışmaya başlayan iyi, hep değişik bir şey demiş orada, orayı okuyamadım. Ben müdahale edemiyorum çünkü bir şey dediğimde sen söyleme, ben zaten biliyorum, sen söyleyince hiç yapasım gelmiyor diyor. Anladığımız kadarıyla evet, sınava hazırlanıyor ama hep erteliyor. Az önce konuşmuştuk ya, bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Erteleme ile ilgili benim bir videom var, onu izlesin. Ertelemenin genelde tipleri olur, neden ertelediğine dair. Mesela bazıları yumurta kapıya gelince diye tabir ederler ya, evet, o zaman ertelerler. Bazıları işte bahane bulur, bazıları yapamayacağını düşünür vesaire. Bunu bilmek lazım ama şimdi 20 yaş gençlik olduğu için hala ergenlikten çıkılmamış bir yaş. Çünkü şu an 24-25'e kadar uzadı. Aile ne kadar uyarırsa o kadar inat yapacaktır. Aslında uyarmak yerine beden... İşte demiş ya zaten, sen söyledikçe benim içimden ders yapmak gelmiyor diye. Hiç bence uyarmasınlar. Eğer çok problem oluyorsa onunla konuşup bir eğitim koçu tutabilirler. Aile yüz göz olacağına eğitim koçu olsun ki eğitim koçuyla yüz göz olmazlar. Evet, kesinlikle onunla da yüz göz olmazlar zaten, doğru söylüyorsunuz. Selamünaleyküm, aleykümselam. 17 yaşındayım. Gereksiz bir şekilde korku var. Olmadık şeyleri kurup korkuyorum ve başa çıkamıyorum. Hayatımı zorlaştırıyor. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Allah sizlerden razı olsun. Sizlerden de sevgili izleyenler. Allah razı olsun. Bu bir kaygı problemidir. Çünkü kaygı da şöyledir. Tehlike büyük.
ben küçük, başa çıkamam. Her şeyin en kötüsünü düşünürler. Her şeyin en kötüsünü düşünürler ve %100 olacakmış gibi korkarlar. Örneğin sınavda kalırsam %90 kalırım ama belli değil. Onun için çok fazla kötü olayları düşünmemek lazım. Aslında bu terapi isteyen bir konu ama evet, evet. Çok fazla düşünmemek lazım, boş kalmamak lazım. Bir hobimizin olması lazım ve şeyi düşünsün sürekli. Hani neden, nasıl diyorum ya, gerçekten böyle mi olur? Gerçekçi bir gözle bakalım. Diyelim ki çocuğumla ilgili kaygılanıyorum. Başına bir iş geldi diye. Telefonu açmıyor diyelim. Hep bu örneği veririm ama aklıma geliyor. Acaba gerçekten başına bir iş gelmiş olabilir mi? Yoksa başka bir şeyler olabilir mi? Mesela nedir? Benim çocuğum zaten hep telefonu açmaz. Sessiz de kalmıştır, şarjı bitmiştir vesaire. Dışarıdadır, otobüstedir, bakarsam, duymamıştır. Evet. Üzerinden şu kadar saat geçmedi, daha çok yeni kapattı falan. Böyle diyecek ve o kaygısının istediği şeyi yapmamaya başlayacak. Mesela çocuğumu 100 kere aramayayım. Bırakayım aramayı. Aynen öyle. Eskiden bu telefon yokken anneler babalar ne yapıyordu diye düşünüyorum. Gerçekten ne kadar zor. Değil mi? Gerçi o da doğru. Biz hiçbir yere gidemiyorduk. Yani sürekli gideceğimiz yerler çok kısıtlıydı. Hep bir endişe, bir kaygı. O yüzden de çok fazla gitme şeyimiz yoktu. Ama şimdikiler bence o anlamda biraz daha şanslı. Sadece bir açıp alo diyecekler, o kadar yani. Aynen öyle. O da tam ne zaman arasak önemli bir şey olsa ya şarjları bitmiş oluyor. Ya telefon sessizde, sınavdaydım ya da dersteydim, telefon sessizdeydi, anne açamadım. Ama ben de öyle ilk başlarda hani böyle bir ortaokul lise döneminde farklı bir yerlere gittikleri zaman ben de endişeleniyordum. Artık dualar okuyordum. Allah'ım sağ salim gitsin gelsin inşallah. Özel hani böyle okullarla beraber gidilen geziler falan oluyordu ya. Sonra inanın alıştım ve yüreğimi de ferahlattım. Diyorum ki Allah'a emanet olsunlar inşallah. Gençlerin önünü de çok kapatmamak lazım, öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Görsünler, gezsinler, arkadaşlarıyla birlikte, öğretmenleriyle birlikte farklı insanlar tanısınlar, farklı yerlere gitsinler ki işte bence bunlar da psikolojiye iyi geliyor diye düşünüyorum hocam. Şimdi sizin dediniz ki söyleyeceklerim var, önerilerim var demiştiniz son olarak. Ne kadarımız kaldı? Hocam 4-5 dakika. Dakikamız kaldı zannedersem. Şöyle bir toparlayalım isterseniz. Evet, şimdi dedik ya kendimizi tanıyalım. Ben sonuç olarak bu dünyaya geldim. Bu dünya gelişimin bir anlamı olmalı. Ve genelde yaşlılık sürecinde bunu fark ediyorlar. Yani diyorlar ki nasıl bir hayat yaşadım? Ya da ölüm döşeğindeyken ya da hastayken. Ne kattım? Neler bıraktım geriye? Şimdi düşünsenize, o dedim ya 25 yaşında ruh öldüğü zaman. Yani hiçbir şey katmadığın zaman çok mutsuz bir şekilde vefat ediyorsun. Çünkü hiçbir yatırımın yok. Onun için her zaman kendimi geliştirmeye çalışacağım. Ve çünkü kendimi geliştirdiğim zaman çevremi de geliştireceğim zaten. Çocuğuma ders çalış dememe gerek yok. Çocuğuma kitap oku dememe gerek yok. Çünkü bunu ben yapıyorum zaten. Kendimi geliştireceğim ama çok fazla şey istemiyorum. Küçük dokunuşlar, ufak hobiler, ufak kitap okumalar, ufak Kur'an. Yani ufak dediğim kısa kısa Kur'an olabilir. Ama hiç yoktan iyidir. Ve anın tadını çıkarmak lazım. İşte az önce 23 yaşındaki arkadaşımız onu yapamıyor. Evet. Kaygılarından dolayı, 17 yaşındaki özür dilerim. Kaygıdan dolayı anı yaşayamıyorlar. Geçmişe bakıyorlar. Geçmişe bakarken bir yerde tökezleyip düşersin, arkaya bakarak yürüyemezsin. Onun için geçmişi çok fazla düşünmemek gerekiyor. Biliyorum hallolmadı ki aklında. Yani 15 sene, 20 sene önceki şeyleri getirip size söyleyebilir. Çünkü halledememiştir o insan onu. İçinden atamamıştı. Kesinlikle. Ama bir anlamı yok. Yani aynı bu şey gibi sürekli yaptığın zaman artık seninle yaşayan insan da bıkıyor. Hey, hala canım, oradasın diyor. Yani tahta kursu gibi içini çürütüyor bence, kemiriyor. Evet. Ben öyle düşünüyorum aynı şeyleri yeniden yaşamanın. Onun için ne yapıyorum? Geçmişi çok fazla düşünmüyorum. Tamam. Ama ne yapacağım? Boş kalırsam tabii ki düşünürüm. Ben de düşünürüm bu arada. Evet. Boş kalmayacağım. Kendime ev içinde, ev dışında uğraşlar bulacağım. Ve mutlaka sosyalleşeceğim. Bakın bir araştırma var. Mavi bölgeler diye bir yer keşfediyorlar. Dünyada 7 tane yer. Bu 7 yerin birisi Yunanistan'da, birisi Japonya'da, işte birisi Kore'de. Hepsi, herkes 100 yaşından daha fazla yaşıyor. Diyorlar ki bu onların ortak özelliklerine bakalım. Birçok özellik var. Birincisi beslenme, düzenli. İkincisi uyku, düzenli. Evet. Üçüncüsü neyi biliyor musunuz? Hepsi sosyal. Hepsinin farklı sosyal grupları var. Tek bir grubu da yok. Farklı etkinliklere katılıyorlar. Hatta bir tanesinde
Okanivaydı sanırım bölgenin adı. Zorunluluk olarak herkesin 5 tane arkadaşının olduğu bir grubu var. Zorunluluk ama bu. Ne kadar güzel. Herkesin 5 arkadaşı var. İşte onun için sosyalleşmek bizim doğamızda olduğu için sosyalleşeceğim, doğada bulunacağım, sporumu yapacağım. Evde bir hobim olacak. Kendimi geliştireceğim ki özgüvenim artsın. Kesinlikle. Aa bugün bunu öğrendim ne kadar güzelmiş diyebileceğim. Beslenmeme, uykuma dikkat edeceğim. Her gün işte yani konuşuyoruz ya sürekli. Evet. Hatta bizim sözümüz de var da yalnızlık Allah'a mahsustur deriz sadece. O yüzden biz sosyal varlıklar olduğumuz için de sosyal ortamlarda bulunmamız gerekiyor. Çalışırken de hani hem ruhumuzla hem bedenimizle en iyi işi en iyi şekilde yapabilmek için inanın çalıştığımız zaman bazen bakıyorum zaman yetmiyor. Hani bazen kesinlikle diyoruz ya zaman yetmiyor bir türlü. Biz depresyona girmek için zaman bulamıyoruz gerçekten de. Bir de hayatınızı işte namaz vakitlerine göre, inançlarınıza ve ibadetlerinize göre ayarladığınız zaman hem zamanı düzgün kullanabilirsiniz hem de hem düşünsenize yani ben namazın düşünüyorum çok iyi bir terapi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Allah'la tüm dünya bir tarafa baş başa kaldığınız en önemli an. Bütün o koşturmacayı, dünyadaki sıkıntıları, sorunları ne olursa olsun Rabbim bize o namazı günde 5 vakit farz kılmış mı? Evet. Yok işte sen trafik kazası geçirdin, senin işte şununu kaybettin, şöyle oldu, böyle oldu, işte sen bunu kılamazsın diyor mu bize? Demiyor. Neden? İşte hayat devam ediyor çünkü. Ömür son şu nefes çıkana kadar devam ediyor. O yüzden de elimizden geldiğince yaşama tutunmamız gerekiyor. Evet, anı yaşayın hem, diyoruz ya aslında evet, bu. Ben önce bu anı yaşayın lafını çok içselleştirememiştim. Bir de hatta şey deniyor ya işte dünya bir gündür o da bugündür diye çok fazla söylenmeye başladı. Düşünüyorum gerçekten de hani farklı bir açıdan bakacak olursak evet dünya bu bir gündür o da bugündür öyle mi? Bugün o zaman dünden daha iyi ibadet etmeliyim. Evet. Dünden daha iyi çalışmalıyım. Daha çok kesinlikle çalışmalıyım. Dün insanlara ne yaptım? Nasıl bir hayrım dokundu? Dokunmadım ya da çok az mı? Bugün daha çok vermeliyim. Daha çok yapmalıyım. O anlamda işte dünya bir günse evet o da bugün diye düşünüyorum onun hocam. Onun için anı yani geçmişe takılıp kalmak yerine ya da gelecekle ilgili telaşlanmak yerine şu anda ne yapabilirim? Hı hı. Şey bir Hitit duası var bilirsiniz. Tanrım beni yavaşlat diye araştırabilirler. Hı hı. Orada aslında yavaş yaşamanın yani diyor ki bir çiçeğe bakarken onu güzel bir şekilde görmeyi, bir kedi ya da bir köpek gördüğüm zaman onu okşayabilmeyi öğret bana. Evet. Yani yavaş yaşamamız lazım. Hı hı. Ama biz çok hızlı, çok hengameli yaşıyoruz. Onun için her anın tadını çıkarmak kesinlikle lazım. Şunu içiyorsam bile mutlu içmek. Ya evet bir yudum su boğazımdan rahat bir şekilde geçiyorsa elhamdülillah demeliyim. Yani onu içerken bismillahirrahmanirrahim demeliyim. Kesinlikle. Hayatta o kadar çok şükredecek ve yaşama tutunacak o kadar çok şey var ki. Görmek lazım. Biraz kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ve anladığım kadarıyla programın başından beri söylediğiniz şu ne olursa olsun biz kendimiz için yapacağız. Evet. Kendimize Allah yapacağız. Aynen öyle. Şimdi çok güzel etkinliklerimiz var demiştim ya. Hı-hı. Her gün farklı bir etkinlik yapıyoruz. Bugünkü de çok güzel. O yüzden istiyorum sizinle birlikte gitmeyi. Tamam. Bakalım hocamız bir kalemlik yapmıştı. Bitirebildi mi? Tamam. Evet muhterem hocanın yanındayız değerli izleyenler. Hocam neler yaptınız? Hazır bitirdik. Son dokunuşu sizle birlikte yapalım istedim. Harika. Yine içeri saklıyorum ipliğimi. Hı-hı. Şöyle makasla yine içeriden keseceğiz. Keseceğiz ve yakacağız. Süper. Yakıp yapıştıracağız. Böyle uzun çakmak olması bu yüzden iyi. Faydalı. Yandı. Tamam. Şöyle yaktım. Yapıştırdım. En son crazy'lerde nemlendirici çok önemli. Evet olmazsa olmazımız. Evet, vazelin ve balmum bakın. Hocamız her defasında söylüyor sevgili izleyenler. Bu tür deri objelerimiz varsa ayakkabı olur, çanta olur, cüzdan olur, kalemlik olur mutlaka. Hiçbir şey bulamazsanız zeytinyağıyla ya da vazelinle evet mutlaka diyor üzerinden geçin daha uzun ömürlü ve dayanıklı oluyorlar. Bakın rengi bile nasıl değişti, nasıl evet parlak güzel bir hal oldu. Bir kere mi yapıyoruz hocam? Yoksa yok kaldıracağınız her zaman yani ayda bir kere nasıl hani tenimiz krem istiyor onu fark ediyoruz. Deri için de aynı şey. Özellikle çantayı kullanırken değil
kullanırken kıyafetlerimize de temas ettiği için bir sürtünmeli yine bir nemleniyor. Evet. Ama kaldıracağımız zaman muhakkak içerisine gazeteyi buruşturup onun formunu bozmadan ve dışını yağlayarak saf zeytinyağı olur vazelinle. Mesela şu an ben vazelin ve bal mum karışımı sürdüm. Nemlendirip o şekilde bez keselerde saklarsanız daha uzun ömürlü olacaktır. Kalemliğimizi bitirdik. Bakın şöyle kalemlerimizi koyacağız. Düreceğiz onu böyle güzelce ve bitti, bu kadar. Harika hocam, ellerinize sağlık, çok güzel oldu gerçekten de. Sever misiniz böyle şeyler, yapar mısınız Bildan Hanım? Hiç yapmadım ama şu anda düşünüyorum. Çok da denemeye aslında değer. Zor gibi küçük görünüyor ama bence tekniği öğrendiğiniz kesinlikle zaman daha kolay. Bu etkinliklerde en nihayetinde bizim psikolojimize iyi geliyor. Kesinlikle elemeyi hocam, terapi çok değerli. Harika hocam. Bu çok teşekkür bitirdik ediyorum. Tekrar ellerinize sağlık diyorum muhterem hocam. Bildan hocam, size de iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Bu teşekkür güzel bilgilerinizi de bizimle paylaştınız. Allah razı olsun. Siz de. Evet değerli izleyenlerimiz, işte bugün de pazartesi ilk günümüzdü ve Yeni Güne Merhaba'nın sonuna geldik. Ben tekrar hatırlatmak istiyorum, muhterem hocam çok güzel bir çanta yapmıştı, şöyle yeniden göstereyim. Bu güzel çantamıza sahip olmak ister misiniz? Bunun için neler yapacaksınız? Cuma gününe kadar da vaktiniz var. Cuma gününe kadar da vaktiniz var, öncelikle onu söylemek isterim. Yine Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresimizi takip edeceksiniz. Son paylaşımızı beğeneceksiniz. Beğeneceksiniz yalnız. Son paylaşımızı beğenerek bir arkadaşınızı etiketlemeniz kafi olacaktır. Cuma günü de saat 14'te de çekiliş yapacağız Allah'ın izniyle. Bilginiz olsun. Peki yarın Yeni Güne Merhaba'da kimler olacak? Yarın günlük yemek listesi planlamayı konuşacağız. Uzman diyetisyen Rabia Nur Kocamış hanımefendi bizlerle birlikte olacak. Bunun yanı sıra muhtelif işlerde de el sanatları öğretmenimiz Saliha Şener hanımefendi bizlere eşlik edecek değerli izleyenler. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.